Herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde for döngüsü ile ilgili örnek yapacağız bir tane. Örneğimiz şu olacak. Belli bir aralıkta bu aralıkları kullanıcıdan alacağız. Kullanıcının girdiği sayılar arasındaki tek ve çift sayıları kullanıcıya gösterecek. Hemen başlıyorum. Başlangıç sayısı diye bir değişken oluşturalım. Başlangıç sayısı diyeyim. Kullanıcı buraya bir tane sayı girsin. Diyelim ki başlangıç sayısını girin. Ben önceki derslerde anlattığım için kullandığım her şeyi söylemeyeceğim. Ama şimdi belirteyim, input kullanıcıdan veri girişi alan bir fonksiyondur. Bir de bitiş sayısı olsun. Aynen kopyalıyorum. Bitiş sayısını girin desin. Daha sonra biz bunu şöyle bir kullanım yapalım. For döngüsü içerisine girelim. Bir tane değişken belirliyorum. In range diyorum. Parantezimi açıyorum. Başlangıç sayısı ve bitiş sayısı değişkenleri dikkat edin string'tir. Bizim bunları integer'a çevirmemiz gerekir. Başlangıç sayısından başlasın. Int bitiş sayısına kadar devam etsin. Ben buraya işte sayı yazdığımda bu aralıktaki sayıları yazdırabiliyorduk ya. Onun yerine ben kullanıcıdan aldığım sayıları buraya yazdıracağım. Yani bu değişkenleri atayacağım ve bu aralıkta işlem yapacak. İki nokta üst üste koydum. Diyeceğim ki if i %2. Bu ne demektir? I %2 bir sayı 2 ile bölündüğünde kalan demektir. Yani mod 2 demektir. Yüzde her zaman mod alır programlamada. Eşittir sıfır olduğunda, yani bir sayı 2 ile tam bölünebiliyorsa o sayı nedir? Tek çift sayıdır arkadaşlar. Print diyorum. Format string format kullanacağım. Diyeceğim ki sayısı çift sayıdır. Önceki videolarımda arkadaşlar format konusunu anlatmıştım. O yüzden tekrar anlatmıyorum. Format diyeceğim. Hangi değişkeni alacağını söylüyorum. Yani şuraya otomatik olarak bu format içerisinde yazdığım i değişkeni atanacak ve şu sayı çift sayıdır diyecek. Else diyorum. Bir sayı işte 2 ile bölündüğünde 0 kalmıyorsa da nedir? Tek sayıdır. Şuraya da gelsin, sayısı tek sayıdır yazsın. Bu for döngüsü içerisinde kullanıcının girmiş olduğu aralıktaki sayıların tek ya da çift olduğunu bize yazdıran bir program yazdık. Başlangıç sayısını girin, 0 diyorum. Bitiş sayısını girin, 100 diyorum. Bakın arkadaşlar, tüm hepsini yazdırdı. Şu ekran sorunum olabilir. Bir saniyenizi alayım. Çok pardon. Şöyle yapınca olması gerekiyor. Ha. Tamam arkadaşlar. Sıfırdan başlayıp 100 sayısına kadar sayıların tek ya da çift olduğunu başarıyla ekrana yazdırdık. Bu örneğin amacı for döngüsünün içerisinde if else yapısının nasıl kullanıldığını göstermekti. Baştan anlatayım. Kullanıcıdan bir tane başlangıç sayısı aldık input fonksiyonuyla. Bir tane bitiş sayısı aldık. Daha sonra for döngüsüne girdik. Bu başlangıç ve bitiş sayılarını aralık olarak kullandık. Nasıl aralık olarak kullandık? Range fonksiyonuyla. Range aralık demektir. Menzil demektir ya da diğer bir ifadeyle. Peki neden int fonksiyonlarını kullandık? Çünkü kullanıcı girişleri string'tir arkadaşlar. String oldukları için biz bunları integer'a çevirmemiz gerekiyordu. Bu yüzden kullandık. Sonra geldik. If dedik. Eğer sayı, yani i değişkeni her döngüde bir artıyor ya. Her döngüde bir arttığı için ne yapacaktı? Buraya her döngüde farklı sayı yazdıracaktı. Biz de her döngü içerisinde o sayının 2 ile bölünüp bölünemeyeceğini bulduk. Eğer 2 ile tam bölünebiliyorsa
sayısı çift sayıdır yazdırdık. Eğer bölünemiyorsa sayısı tek sayıdır yazdırdık. Bunu çalıştırdığımızda tüm sayıların yazdırıldığını, yani tek sayımı çift sayımı olduğunu yazdırıldığını görmüş olduk arkadaşlar. Bu örneği bu kadar tutuyorum. Önümüzdeki videoda çarpım tablosu yaptıracağız arkadaşlar. O zaman görüşmek üzere, hoşça kalın.